İhsan Doğramacı, bundan 95 yıl önce, o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan Kuzey Irak'ta, Erbil'de doğdu. Nüfuslu bir Türkmen ailesinin oğlu olan İhsan'ın babası, Doğramacızade Ali Paşa, Erbil Belediye Başkanı'ydı. Annesi İsmet Hanım, uzun yıllar Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda Kerkük Mebusu olarak görev yapmış Kırdarzade Mehmet Ali Bey'in kızıydı. İhsan Doğramacı 1942 yılında Aysel Süleyman'la evlendi. Aysel Hanım, Osmanlı Sadrazamı Mahmut Şevket Paşa'nın yeğeni ve Osmanlı ordusu müşiri Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa'nın torunudur. Babası Hikmet Süleyman Bey 1930'larda Irak Başbakanı olarak görev yapmıştı. Aysel ve İhsan Doğramacı'nın 3 çocuğu oldu. Şermin, Ali ve Osman. Ailevi değerleri Doğramacı'nın yaşamında her zaman önemini korudu. Bununla birlikte seçtiği meslek onu Erbil'den uzağa, zengin bir toprak sahibinin geleneksel uğraşlarının ötesine taşıdı. Erbil'deki Türkçe ilköğreniminin ardından Beyrut Amerikan Koleji'ni ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara'da Profesör Albert Eckstein'in yanında pediatri uzmanı olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi'nde ve St. Louis'deki Washington Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1947 yılında ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Amerika'da incelediği kar amacı gütmeyen özel yüksek öğretim kurumlarına benzer yapıdaki üniversitelerin Türkiye'de oluşturulmasını daha o yıllarda planlamaya başladı. Genç çocuk hekimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hızlı bir mesleki ve akademik gelişme göstererek 1955 yılında pediatri profesörü unvanını aldı. Aynı yıl Ankara'nın yoksul bir semtinde Ankara Üniversitesi'ne bağlı Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nü kurdu. 1961 yılına kadar bu enstitüye Türkiye'nin ilk hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve tıbbi teknoloji yüksekokullarını ekledi. Ardından aynı üniversitede ikinci bir tıp fakültesi olarak Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesini ve Diş Hekimliği Yüksekokulunu kurma çalışmalarına başladı. Hoca Bey bir ilkler insanıdır. Hoca Bey'in en büyük avantajı herkese yardımcı olması. Bunu yaparken ne siyasi düşünce, ne sosyal sınıf, ne de bir parti veya makam mevki endişesi taşımamasıdır. Doğramacı 1963-1967 yılları arasında önce Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1967 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi ile Çocuk Sağlığı Enstitüsü'ne bağlı yüksek okulları birleştirerek yeni bir üniversite oluşturdu. Hacettepe Üniversitesi. 1975 yılına dek bugün Türk yüksek öğretiminde çok önemli bir yere sahip olan bu üniversitenin rektörlüğünü yürüttü. Rektörlük süresi bittiğinde Paris Descartes Üniversitesi'ne pediatri profesörü olarak atanma teklifini kabul etti. 1980 yılında Türkiye'deki yüksek öğretim sistemini düzenleyecek yeni bir yasanın hazırlıklarına danışmanlık yapmak üzere Türkiye'den davet aldı. En büyük yatırım eğitimdir. Köprülerin kurulması, yolların açılması, fabrikalar, bütün buna yatırım. Fakat bütün bunların önünde eğitimdir. Eğitilmiş bir toplum hiçbir zaman geri kalmaz. Onun yüksek öğretim reformu önerileri arasında doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yüksek öğretim kurulunun oluşturulması da bulunuyordu. İhsan Doğramacı 1981 yılı sonunda bu kurulun ilk başkanı olarak atandı ve 1992'ye kadar bu görevi sürdürdü. Bir defa İhsan Bey'e itimat ederlerdi. Bilirlerdi ki İhsan Bey özü sözü dümdüz bir adamdır. Düzgün memlekete hizmet ettiğini bilirlerdi. Bir şeyler yapmak için çabaladığını görürlerdi. Reformun ardından Türkiye'nin yüksek öğretiminde önemli ilerlemeler kaydedildi. 1980 yılında yüksek öğrenim çağındaki nüfusun yalnızca %6,3'ü yüksek öğretim kurumlarına devam etmekteydi. Son 25 yılda Türkiye'de bu oran %38,2'ye yükselmiştir.
Bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelerin sayısına göre uluslararası araştırma sıralamasında ise Türkiye aynı yıllar içinde 45. sıradan 18. sıraya yükselmiştir. Üniversiteler dinamik kuruluşlardır. Hiçbir zaman statik olamazlar, yani olduğu gibi duramazlar. Durdukları anda gerilerler. Onun için sürekli olarak daha ileri gitmek, kendini daha da geliştirmek zorundalar. Bu eğitim düzeyinin yükselmesi bir de araştırmaların niteliğiyledir. Doğramacı, Türkiye'de yüksek öğretimin gelişmesine öncülük ederken, uluslararası bir dil olan müziğin ve sanatın eğitimine de çok büyük önem verdi. Hep hoca başlatır. Büyük reformlar hoca da başlar. Diğer akıllı olan üniversitelerde bunları alırlar ve aynı şekilde uygularlar ama hep başlatan hocadır. Doğramacı ne yapsa her şeyin en iyisini yapan insandır Türkiye'de. Müzikte en iyisini yapmıştır. Vakıflar tarafından kar amacı gütmeyen yüksek öğretim kurumlarının açılabilmesi 1982 anayasasıyla hükme bağlandı. Doğramacı 1984'te Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin ilki olan Bilkent Üniversitesi'ni kurdu ve üniversitenin mütevelli heyeti başkanı oldu. Bu üniversitenin 20 senede bu düzeye geleceğini ben şahsen tahayyül edemiyordum. Ama belli ki hoca ediyordu ve de onun tabii ki tecrübesi vardı. Daha önce Hacettepe Üniversitesi'ni kurmuştu. Yani bu vizyon meselesi, azim meselesi ve de değer meselesi. Hoca mali imkanları iyi olan fakat hiçbir şeyi başarmak için sadece paranın yeterli olmadığını çok iyi bilen bir insan. Bilkent Üniversitesi'ni diğer vakıf üniversiteleri izledi. Bugün Türkiye'de bulunan 139 üniversitenin 94'ü devlet üniversitesidir. 45'i ise vakıflarca kurulmuştur. Ben diyorum ki Sayın İhsan Doğramacı'nın bu vakıf üniversiteler yolunu açması suretiyle Türkiye'nin kalkınma, gelişme tarihinde hakikaten çok önemli bir hizmet yapmıştır. Belki bugünkü Türkiye'nin bu dünyayı da şaşırtan büyüme, gelişme hamlesinde ilk adım Bilkent Üniversitesi ile, bu vakıf üniversitesi ile açılmıştır. Doğramacı, Türkiye'de aralarında Bilkent'in de bulunduğu birçok eğitim kurumu ve hastaneler açmış olan 5 vakfın kurucusudur. Bunların dışında Dünya Sağlık Örgütü'ne armağan edilmiş bir vakıf olan İhsan Doğramacı Aile Sağlığı Vakfı, 1983'ten bu yana aile sağlığı alanında çalışan başarılı isimlere ödüller vermektedir. Gerçek bir dünya vatandaşı olan Doğramacı'nın bildiği yabancı diller arasında Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce bulunmaktadır. Bir lisanı o kadar iyi konuşabilmek, o kadar iyi aksanla konuşabilmek ancak çok iyi bir kulak olduğunu gösterir. Herhalde kendisi bir enstrüman çalsaydı fevkalade bir virtüoz olurdu. Ondan eminim. İhsan Doğramacı 1946'da henüz 31 yaşındayken Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşunda görev alma ve örgütün anayasasını imzalama şansına sahip olmuştur. Türkiye'ye dönüşünün ardından Dünya Sağlık Örgütü kendisinden dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni tıp ve sağlık bilimleri okullarının kuruluşuyla ilgili danışmanlık yapmasını istemiştir. Doğramacı, Kanada Quebec'te Sherbrooke Üniversitesi'ne, Güney Amerika Brezilya'da Brasilia Üniversitesi'ne, Afrika Nijerya'da İFE'ye ve Kamerun'da Yaounde'ye bizzat giderek buralarda tıp merkezlerinin ve okullarının kurulmasına öncülük etmiştir. Birçok ülkede, hatta 5 kıtada aydın bilim adamları özellikle çevrelerinde Türkiye denildiği zaman eşittir İhsan Doğramacı'dır. İhsan Doğramacı, Dünya Sağlık Asamblesi'nde 6 yıl boyunca Türk delegasyonunun başkanlığını yapmış, 1976'da Avrupa Bölgesi Ülkeleri Başkanı ve Asamblenin ikinci başkanı olarak görev almıştır. Sonraki yıllarda Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra örgütün birçok danışma komitesinin üyeliklerinde bulunmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü, Doğramacı'nın hizmetlerinin takdiri olarak kendisini 1981'de Leon Bernard Vakfı ödülüyle ve 1997'de Herkes İçin Sağlık Altın Madalyası'yla taltif etmiştir. Doğramacı'nın aktif olarak katkıda bulunduğu kurumlardan biri de uzun yıllar yönetim kurulunda görev yaptığı UNICEF'tir. Kurumun program komitesine 3 dönem, yönetim kuruluna 2 dönem başkan seçilmiştir. 1995 yılında UNICEF tarafından Maurice Pate ödülü ile onurlandırılmıştır. Türkiye'de 1958-2003 yılları arasında UNICEF Milli Komitesi Başkanlığını yürüten Doğramacı, 2003'ten sonra komitenin onursal başkanlığı görevine getirilmiştir. İhsan Doğramacı, 1968 yılında çocuk sağlığı alanında hizmet veren önemli bir kuruluş olan Uluslararası Pediatri Kurumu Başkanlığına seçilmiş, bu kurumda çeyrek yüzyıl boyunca başkan ve genel direktör olarak görev almış, 1992 yılında da kurumun yaşam boyu onursal başkanı olmuştur. I've just been so impressed with what a single man has done to change the world around him. Doğramacı, UNICEF Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında Paris'teki Uluslararası Çocuk Merkezi'nin danışma kurulu üyesi olmuş, 1970'ten 1984'e kadar bu görevini sürdürmüştür. 50 yıllık varlığının ardından 1999'da feshedilen merkezi Ankara'ya taşıyarak 2006 yılına kadar başkanlığını bizzat yürütmüş, daha sonra da onursal başkanı olmuştur. Doğramacı'nın tıp ve sağlık bilimleri alanında yazılmış çok sayıda bilimsel makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı görevleri için teklifler almış olan Doğramacı, sağlık ve eğitim konularındaki çalışmalarına odaklanması gerektiği inancıyla bu teklifleri kabul etmemiştir. Arkadaşlarım ve ben karar verdik ki bu genç profesör, bir dünyaca tanınmış hekim, her şeyi biliyor, lisan biliyor, dünyayı biliyor. Bizim başbakanımız olmalıydı. Kendisine iki tane doktor arkadaşımı gönderdim teklifle. Gittiler. Ertesi gün Doğramacı yoktu Ankara'da. Kaybolmuştu. Çünkü böyle bir teklifi kabul edemezdi, etmedi. Çünkü onun bütün hevesi, mesleğini, yani tıbbı, tıbbın nimetlerinden, mesleğinin nimetlerinden bu ülkenin vatandaşları daha çok yararlanmalıydı. Bir de bu ülkenin gençleri daha çok eğitim alabilmeliydi, daha iyi eğitim alabilmeliydi. O onun adamıydı. Yani o genç yaşında kimsenin reddedemeyeceği bir başbakanlık görevini reddetti. Rahmetli babamın bir vasiyeti vardı. Dedi ki oğlum, memleketin için, milletin için çalış. Fakat bunu yaparken ne maddi, ne idari, ne siyasi bir hedefin peşinde olma. Ve ben bu vasiyeti yerine getirmeye çalıştım. İhsan Doğramacı'nın yaşamı ve gerçekleştirdikleri hakkında yazılmış kitaplar çeşitli ülkelerde değişik dillerde yayınlanmıştır. Başta Adnan Saygun olmak üzere değerli besteciler kendisine sonatlar, senfonik eserler ve senfoniler ithaf etmiştir. İhsan Doğramacı çok sayıda ödül, madalya ve nişanın sahibi olmuştur. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Mısır'ın bulunduğu 14 ülkedeki 26 üniversiteden Fahri Doktora unvanı almıştır. Pek çok ülkenin ulusal akademilerine üye olan Doğramacı, dünya çapında 23 Ulusal Pediatri Derneği'nin de onursal üyesi olmuştur. Avrupa Konseyi, 1998 yılında Viyana'da yapılan bir törenle kendisine Barış, Adalet ve Hoşgörü ödülünü vermiştir. Birçok devlet başkanı Doğramacı'yı ülkelerinin en yüksek nişanlarıyla taltif etmiştir. Bunlardan bazıları Azerbaycan, İran, Dominik Cumhuriyeti, Finlandiya, Polonya, Estonya ve Fransa'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mısır Parlamentosu ve başka pek çok ulusal kurum Doğramacı'ya en değerli ödüllerini ve madalyalarını tevcih etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Madalyası ile tertip edilmiş olan Profesör Doğramacı, gerek Türk
gerek yabancı kuruluşlar tarafından verilmiş sayısız değerli nişan ve ödülün de sahibidir. Bunların arasında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü de yer almaktadır. Sayın Doğramacı'nın ülkemizin gurur duyduğu bir vatandaşı ve bilim adamı olduğu kadar dünyada Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılarda bulunmuş, ülkemizi çeşitli uluslararası platformlarda onurla temsil etmiş fahri bir büyükelçimizdir de. Profesör Doğramacı tüm hayatını ve aile varlığını gelecek kuşaklara, gençlerin eğitim ve yüksek öğrenim imkanlarının daha da geliştirilmesine adamış eşsiz bir şahsiyettir. Ülkesine yaptığı değerli katkıların ötesinde insanlığa hizmet anlayışı, Profesör Doğramacı'yı harp koşullarında Bosna Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalara götürmüş olup, yardım eli doğduğu Erbil'deki Türkmen kardeşlerimize de uzanmaya devam etmektedir. Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan, Doğramacı'yı hayır ve yardımseverliğini sadece kendi ülkesiyle sınırlı tutmayan örnek bir dünya vatandaşı olarak da tanımlamıştır. Hoca Bey'in yaklaşık 100 yıllık hayatı çocuklara, gençlere ve tüm insanlığa hizmet aşkıyla geçmiştir. İdeallerine erişmek yolunda önüne çıkan engellere karşı büyük mücadeleler vermiştir. İhsan Doğramacı, sadece Türkiye'ye değil, dünyanın pek çok ülkesine verdiği hizmet ve sunduğu katkılarla, sağlık, eğitim ve bilim için yarattığı kurumlarla daima hatırlanacaktır.